TV izleyenleri, bu akşam sizlerle inşallah tarihi ipek yolu konuşacağız. Türk dünyasının en önemli bilim adamlarından birisi Doktor Sinan ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmet Bey. Evet. Yayınlar diliyorum efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimize de çok saygılar sunuyoruz. Saygı, selam bizden. Zaten de değerli TV6 izleyenleri artık bu programı müdaimi olmuş durumdalar. Çünkü bu programda söylenmeyenler söyleniyor, konuşulmayanlar konuşuluyor. Gerçekten insanların büyük bir merak ve heyecanla beklediği bütün konulara... ...bilimsel bir anlayış tarzı içerisinde açıklık getiriyoruz. Evet hocam, tarihi İpek yolu nedir? Herkes bir bu ipin ucundan tutuyor bir yere getiriyor bazen doğru getiriliyor bazen yanlış getiriyor ama genelde yanlış getiriliyor nedir tarihi ipek yolu tarihi ipek yolu e, yeryüzünün en kıymetli tarihsel süreçlerde özellikle 16. 17. yüzyıla kadar milyardan evet. önceki asırlardan başlamak suretiyle en değerli e, kara güzergahlarından birisi tarihi ipek yolu e, bir kara güzergahı bir kara ticaret güzergahı bir kara kültür güzergahı önemli evet. bir e, kara Jeopolitik alanı fakat bugün modern İpek yolu bundan bahsetmek mümkündür. 20. asrın başından itibaren artık hem deniz yoluyla hem de hava yoluyla karayolunu mevzeden destekleyen bir zemin kazanmış oldu. Fakat bizim bugün üzerinde duracağımız temel konu kültürel boyutlarıyla, tarihi zeminiyle bu geleneksel İpek yolu. Tarihin meydana getirdiği İpek yolu merkezi Çin'in Hiyan şehri ya da Huan şehri. Kaçıncı yüzyıldan bahsediyoruz Bu, hocam. Milattan önce 6. 7. asırdan itibaren fevkalade fevkarade canlı bir şehir. Evet. bugün bizim Orta Asya'yı, Türkistan'ı tamamıyla içerisine alan o dönemde de hem Köktürk Kağanlığı'nın hem Uygur Devleti'nin de sınırları içerisinde bulunan yine tarihsel çağlar içerisinde Karahanlı ve Gazze topraklarını ve Selçuklu İmparatorluğu'nun, Büyük Selçukluların topraklarını aşarak Anadolu'ya ardından da Avrupa'ya ulaşan Akdeniz'i e aşan e, muazzam bir yol. Yani e, bakınız İsmet Bey 17. yüzyıla kadar e, bu coğrafyayı e, bu jeopolitiği kontrol etmek demek dünyanın ticaretine hakim olmak demekti. Evet. Tarih, en önemli zenginlik kaynakları bu yol üzerinde. Tarih İpek demiş. yolu evet. e, Çin'deki ipeği, Çin'deki kumaşı, Çin'deki hediyelik eşyaları, Çin'deki tuz ve baharatı. Sanıyorum İpek yolu <laughs> anlamı da e, Çin'deki İpek ticaretinin veya evet. İpek dokumanlığının en kıymetli şey ipek. Gelişmiş olması. En kıymetli o şey ipek ismet evet. fakat evet. ipek gibi daha bir sürü hediyelik eşya, yani bir evet. sürü zinet eşyası, bugünkü kuyumculuk değeri taşıyan metallerin işlenmiş olduğu alan, evet. e, hayvanların tüketmiş olduğu bazı önemli meseleler. Hindistan alt kıtasıyla birleştirildiğinde aynı zamanda ipekle beraber baharatın da e, bu evet. yol üzerinden e, Avrupa'ya ulaştırılmış olduğu muazzam hareketli üzerinde binlerce kervansarayın üzerinde binlerce ham ve duraklama noktasının, dinlenme noktasının bulunduğu ve bu e, tarihi pek yolu üzerinde de e, büyük tarihi şehirlerin e, bir medeniyet meydana getirdiği. Doğu-batı aksında, e, doğuyla e, batı arasında e, muazzam bir medeniyet çizgisi pek yolu üzerinde var. Bir nevi kültür alışverişi evet, gibi o an düşünüyoruz. Evet. böyle bir şehir Turfan, böyle bir şehir Kaşgar, böyle bir şehir Taşkent bugün Özbekistan'ın başkenti Taşkent böyle bir şehir. Hiva, başkent e, Piva, e, Bişkek ve bugünkü Hemedan, Rey şehirleri, Tebriz, Erzurum, Sivas, Kayseri, evet. İstanbul'a gelindiği zaman bunlar tarihi ipek yolu güzergahı içerisindeki medeniyet şehirleri. Çin'den başlayıp hangi ülkeleri e, tarihi ipek yolu bir tane mi, birden fazla mı evet. veya geçtiği güzergahlar e, işte Çin'den başlıyor, evet. Orta Asya'dan ...Anadolu'dan Avrupa'ya doğru gidiyor. Hangi güzergah izliyor hocam? Biraz e, o güzergahı saydım. Yani Wuhan evet. şehrinden Kaşgar'ı, Urumçi'yi içerisine alan... Evet. ...bugünkü Doğu Türkistan'daki... E, ...Türk coğrafyasındaki... E, ...Turfan kentini içerisine alan... Evet. ...ve hemen e, Çin'in o... ...büyük akarsudanın geçmiş olduğu... ...yüksek dağların içerisindeki vadileri takip etmek suretiyle... E, ...Kırgızistan'a geçen... ...bugünkü Özbekistan'a geçen... ...ve Çin'le, Türkistan'ın, Çin'le Orta Asya'nın... ...bütünleşmiş olduğu... ...bir güzergah takip ediyor. Ondan sonra. Aslında e, tarihi İpek Yolunu e, doğudan batıya doğru sıraladığımız zaman buradaki ülkeleri ve buradaki büyük şehirleri biraz da e, Türklerin medeniyetinin, e, Türklerin kurmuş oldukları büyük ve etkili devletlerin de bu güzergah üzerinde kurulduğunu anlarız. Bakın evet. e, Türklerin ilk ana yurtlarından bir tanesi Doğu Türkistan'dır. Türkistan, evet. e, Çin'in içerisindeki merkezi Çin bölgesi ve Moğolistan'ın Çin'de bütünleşmiş olduğu Doğu Moğolistan bölgesidir. Burası e, bir anlamda da İpek yoğun'un doğduğu nokta diye tarif edebileceğimiz bir alandır. İkinci nokta e, adına... Nehir dediğimiz... E, tarihi coğrafya ile ilgilenenler bileceklerdir. E, Fırat bizim, ve Dicle arasındaki... Yok, alan. Yok, şey. Maveraünnehir... E, bizim Özbek kardeşlerimizin Amu Derya ve Sir yani. Derya dediği... E, Seyhun ve Ceyhun hmm. ırmakları arasındaki... E, belki de dünyanın en verimli ovaları. Yani Semerkant'tan e, Fergana'ya kadar e, inen... E, bugün dünyada tarımın en elverişli şekilde, en zengin şekilde yapılmış olduğu nokta. Şimdi Maverayun Nehir, Doğu Türkistan gibi Maverayun Nehir ikinci önemli e, Türk devletlerinin kurulmuş olduğu nokta olarak İpek Yolunun geçiş güzergahı. Üçüncü nokta ise bizim yine Türkler olarak adına Horasan dediğimiz e, özellikle Selçuklu Devleti'nin üzerinde inşa olduğu Gazze'li ve Selçuklu bakiyesinin üzerinde inşa olmuş olduğu Türkmenistan topraklarının bir bölümüyle e, İran'ın tamamıyla Yine Türklerin güzergah olarak takip etmiş oldukları önemli şehirleri tarihi İpek Yolunun içerisinde, evet. Anadolu tarihi İpek Yolunun e, içerisinde ve bugünkü Balkanları takip ederek Roma'ya kadar devam ediyor tarihi İpek yolu. İtalya, yani, İtalya Roma'ya kadar evet. devam ediyor ve Roma üzerinden Akdeniz kullanılıyor ve bir hatta e, Afrika'nın kuzeyidir. E, bizim e, Osmanlı Türklerinin e, Magrip dediği, bizim Osmanlı Türklerinin Kuzey Afrika olarak tarif etmiş olduğu Cezayir'i, Tunus'u, Fas'ı ve Libya'yı içerisinde alan, Mısır'ın bir bölümünü içerisinde alan Afrika'nın kuzeyi de yine Roma üzerinden, Avrupa üzerinden İpek yolunun bir devam güzergahıdır. Evet. Neden önemlidir? E, çünkü hem Selçuklu Devleti hem de Osmanlı İmparatorluğu bu tarihi İpek yolu güzergahının çok büyük bir bölümüne hakim olabildiği için iki Cihangir Devleti olmuştur. İki önemli e, dünya devleti olmayı başarmıştır. 17. 18. asra kadar İpek yolu üzerindeki bu büyük güzergahları, bu büyük şehirleri, büyük kentleri kontrol altında bulundurmak demek, sizi Doğu ve Batı arasında bir dünya imparatorluğu haline getirmekteydi. O bakımdan bizim Türk devletlerinin de özellikle 14, 15 ve 16. yüzyıllarda kendi aralarındaki rekabetin bir bölümü de yine İpek yolunun kontrolüyle ilgili bir rekabettir. İzleyicilerimiz tarih okurları bileceklerdir. Evet. Yavuz ile... Ee, Şah, İsmail Şah İsmail arasındaki İran e, Sultan Fatih ile 2. Mehmet ile Uzun Hasan Uzun arasındaki Hasan. Akkoyunlu evet. Karakoyunlu evet. tabii ki evet. üzerine evet. duracağım şimdi. Evet. Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safavi e, Osmanlı gerilimi bir anlamda da <laughs> bu Doğu Anadolu ve e, İran içerisindeki İpek yolu güzergahında ticari olarak kontrolünden geçmektedir. Yani Safaviler mi bu güzergahı tamamıyla kontrol edecek? Yani Tebriz evet. ve Erzurum kimlerinde olacak? Sivas, Kayseri kimlerinde olacak? e, Hemedan kimin elinde olacak, Zencan kimin elinde olacak, Tahran kimin elinde olacak, Osmanlı'nın mı, mi? Biraz... Yani bugünkü ticari savaşlar o günler var. Evet, yani evet, özetleyeyim, böyle spotlar vererek konuşmak istiyorum. Tabii ki, doğru ee, Yani bu Safavi Osmanlı geriliminin de Anadolu ve İran'daki Türk devletlerinin kendi aralarındaki büyük rekabetinde biraz İpek yoluyla bağlantılı olduğunu bugün görmekteyiz. Veya bir başka önemli Türk devleti olan Türkler tarafından kurulmuş tebası ve topluluklar arasında diğer unsurların da yer almış olduğu Memluklular. Mısır Memlukları da aslında Arap Yarımadası ile İran'ın ve Kafkasya'nın bir bölümünde Osmanlı ile yine bu tarihsel güzergahın İpek Yolu'nun rekabeti üzerinde duruyorlar. Biz yine 19. ve 20. yüzyılda geldiğimiz zaman adına yeni İpek Yolu diyebileceğimiz modern İpek Yolu'nun önemi artık enerji güzergahlarının etrafında dolaşmış olduğu bir nokta taşımaktadır. Evet. Hatırlayınız e, Orta Doğu'daki ve Arap Yarımadası'ndaki petrol, e, Hazar Denizi etrafındaki, Tengiz'deki e, yeni petrol rezervi. Bizim o yıllarda bilmediğimiz ama İngiltere'nin, Fransa'nın ve Rusya'nın gayet iyi bildiği Türkmen gazı, Hazar'daki Türkmen gazı, Orta Asya'nın önemli madenleri, rezervleri, büyük tarım potansiyeli aslında modern İpek yolu bağlamında 19. ve 20. yüzyılda da Osmanlı ve Avrupa arasındaki büyük rekabetin meydana getirdi. Şu, bir, bu arada bunu bir hatırlatma olarak if, ifade etmek istiyorum. İpek Yolu, tarihi İpek Yoluyla Türk evet. Yolu denilen, son zamanlarda hı adı hı, Türk evet. Yolu denilen evet, evet, evet. aynı şeyden mi bahsediliyor? Aynı güzergahı mı bahsediliyor yoksa farklı şeylerden mi? Neden bunu sordum? Evet, tabii. E, çünkü yeni Türk Yolu İran'dan başlatıldı hı ve hı. işte e, Türk illerine doğru gitti. Ama İpek Yolu'nun bir kısmı da nereden başlıyor? İşte Gürcistan, Azerbaycan, evet. e, Ermenistan e, o taraftan Çin'e evet. doğru gidiyor. Evet, evet, yani bu neden böyle bir farklılık var? İpek Yoluyla, Tarihi İpek Yoluyla evet. Türk Yolu neden İpek Yolu denmedi Aa, onu, de Türk o Yolu Türk denmedi? Türk Yolu ya da e, Türkün Yolu tabirini bir e, siyasi lider e, söyledi bu tartışmalara çok e, sebebiyet verdi. O İran'ı e, takip eden ve Türkistan'a varan bir yol olarak tarif edildi. E, bu bir anlamda Tarihi İpek Yoluyla örtüşüyor. Fakat Bunu şunun fakat, için sordum. Ben sözünüzü diyorsam, kesiyorum. Buyur. Daha geniş bir eee mecrada konuşmak üzere. Yani bu büyük bir proje olarak evet. e, sunuldu. Topluma. Hayır, maalesef. Ee, yani bunun açıklık getirilmesi gerekir. Hayır, çünkü e, siyasi kavgalar bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Hiç ilgilendirmiyor Hiç ben çünkü bizi tabii ki ben aynen öyle yapılmasını evet, evet. istiyorum ben de. Bizi ilgilendiren tarihi gerçeklerdir. Evet, evet. Çünkü tarih tarih insanları kandırmaz, tarih insanları bilgilendirir. Evet. Yolunu aydınlatır... yolunu gösterir. Doğru geleceğini yolu ta tarih, kurar. Tarih verisidir. Tabii ki. geleceği inşa Bu iki yolu farklılıktan verir. kısaca bahsedelim. Ee, şimdi. E, Beyefendinin ifade ettiği Türk'ün yolu evet. biraz e, alelacele yeni evet. e, ifade edilmiş olan bir proje olarak gözüküyor. Fakat bugün cari olan özellikle evet. e, Azerbaycan Devleti'nin Karabağ Savaşı'nı kazanmasından sonra, ikinci Karabağ Zaferi'nden Kesinlikle. sonra, Büyük Vatan Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış olan yeni Turan yoludur. E, buna e, bazı bilim adamları orta koridor diyor. Evet. E, biz Turan kapısı e, diyoruz İçerisinde. Zengezur Koridoru'nun Zengezur yer geçiyor. aldığı, Laçin evet. e, Geçidi'nin yer aldığı yani bugün Azerbaycan ordusunun kısmi olarak Ermeni işgalinden kurtardığı e, Rus ordusu ve Türk askerlerinin e, güvenlik noktası bakımından devriyeler yaptı. Azerbaycan askerinin yer almış olduğu bu tarihi koridor. Evet. E, kapalıydı bu. E, yine e, biraz sonra üzerine duracağız, konuşacağız. Evet. E, Rusya'nın 1828 sonrasındaki Güney Kafkasya'daki işgalleri, bizim Türkistan'a giden bu orta koridor ya da Turan Kapısı'nı kapatmaya vesile oldu. Çünkü Ruslar Kafkasya'yı aldılar, Ruslar Karabağ'ı aldılar, Ruslar Azerbaycan'ı işgal ettiler. İran kurulduktan sonra da İran, e, Azerbaycan topraklarının bir bölümünü almak suretiyle bizim Azerbaycan üzerinden Türkistan'a varmamızı, Türkmenistan'a, Kazakistan'a ve Özbekistan'a ulaşmamıza mani oldu. Evet. Bu bir jeopolitik engeldi. O bakımdan bugün ikinci Karabağ Harbi, buradaki Ermeni etkisini ortadan kaldırdığı için e, Azerbaycan'a ve e, Türk Devletleri Teşkilatı'nın meydana getirmiş olduğu devletlere muazzam bir jeopolitik üstünlük getirdi. Artık bugün orta koridorun önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde kara, demir yolu ve hava hattı ulaşımına açılabileceği e, bizim Anadolu'muzun ve Avrupa'nın çok rahat bir şekilde Güney Kafkasya üzerinden, Karabağ üzerinden e, Hazar Denizi ve Türkmenistan'la buluşabileceği muazzam bir imkan doğmuş of, oldu. O son Şeyi e bu, soracağım, bu bugünkü ip... durumu soracağım evet. ama evet. E, bunu sormamın nedeni asla siyasi değil. Kesinlikle bizi abi. zerre kadar ilgilendirmiyor. Evet. Tarihsel gerçekler evet. bizi... Yani Azerbaycansız bir tarihi ipek yolunun mümkün olmadığını... Evet. Hayır, evet. Yani... E, Azerbaycan'ın devre dışı bırakılmış olması o projede evet, evet. ee, Azerbaycan'ın kardeşlerimize ee, çok ciddi bir tepki geldi. oldu. Orada, Hatta ben orada bizde ne istiyorsunuz? Evet, evet. Bizimle ne derdiniz evet, Ben oradaki var, yani Azerbaycan'ı rencide etmek mi onu bilmiyorum ama alelade evet. yapılmış olan gene bak e, işte. siyasetin yoğunluğuna kurban gitmiş olan üzerinde evet. fazla durulamayan bir Twitter çıkışı gibi kaldı. Evet. E, yoksa e, İran tabii Sanıyorum ki. Sanıyorum. Evet. Yansıtıldı. İran evet. İran tabii son derece önemli, son derece ciddi bir güzerge olarak karşımızda duruyor. Evet. Ama bizim tarihi pek yol dediğimiz coğrafya büyük ölçüde İran topraklarından geçiyor. Evet. Bunu, bunu tespit edelim, bunun üzerine duralım. Fakat evet. bizim benim e, Türk dünyasının yeni yüzyılı olarak tarif ettiğim ya da e, gelişmeye müsait Türk kuşağı olarak tarif ettiğim. gireceğiz o konuya inşallah. Evet, e, e, Türk evet, dünyasının evet, yükselişi olarak evet. tarif ettiğim e, orta koridor e, bugünkü Karabağ toprakları üzerinden geçiyor. Azerbaycan'ın kontrol altına almış olduğu jeopolitik toprakları e, mutlaka kendi içerisine almış oluyor. Hiçbir şekilde e, İran'ın stratejik önemini ve emniyetini... E, İran'ın geçiş noktasındaki etkisini göz ardı etmiyorum. Yani bugün evet. Ee, İran'la bazı temel problemlerimiz var dış politika bağlamında, Suriye ve Irak başta olmak üzere. Bu da ne yapıyor? Bizim transit geçişlerimize mani oluyor. İran e, tırlarımızın geçişlerine e, veya ticari geçişlere büyük engeller koyuyor. Biz de İran aynı şekilde koyuyoruz bunu. Yoksa İran bizim için önemli ve elverişli bir Tabii geçiş ki noktası. Yani sonuçta e, kültürel bağlarımızın evet, bak, tarihi kültürel bağlarımızın bugün de olduğu bir ülke. Bu ülkede öyle. Dışlamak e, asla e, söz konusu bir olamaz. Fakat yani. Sayın Taş niçin? E, Karabağ Savaşı'ndan en çok İran rahatsız oldu Çünkü e, İran'ın e, coğrafi ehemmiyetini ikinci plana atabilecek yepyeni bir yol doğdu. Ticari kaygılardan dolayı. Evet ticari, ticaret her şey artık evet. bugünümüzde. Evet tabii ki. E, ekonomik geçiş, enerjinin geçişi, evet. enerjinin arz güvenliği veyahut da kara ve demir yolu ulaşımının varlığı son derece önemli. E, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz e, hatırlamalılar. E, o da e, bu seçimin siyaset gündeminin yoğunluğuna kurban gitti yaklaşık bir buçuk yıl, bir buçuk ay önce Haydarpaşa garından çıkan bir yük treni evet. 14 gün kısa 14 gün gibi kısa bir sürede Çin'e Çin vardı. Işte, evet. ee, nasıl vardı? Dediğimiz gibi bu tarihi pek yoğunun e güncellendiği hangi gü güzergahı izledi hocam o tren? Şey İstanbul'dan bu... çıkmak e, suretiyle evet. e, yine Gürcistan tipis üzerinden yani bizim Bakü-Ceyhan Tipi e, boru hattını ve demir yolu hattını e, takip eden alan içerisinde Azerbaycan'ı geçerek e, Hazar'ı geçti. Evet. Yani bir feribot marifetiyle ya da deniz marifetiyle e, katarlar, vagonlar evet. e, Hazar'ı geçtiler ve Türkmenbaşı limanına vardılar. Bu devrin niteliğinde bir şey. Kesinlikle. 10 gün gibi kısa bir Oraya sürede… Oraya ayrıca geleceğiz. Evet, ee, evet, evet. Yani yok, bu hepsi tarihi, hepsi İpek Yolu'na, tar yoluna evet. bağlantılı. Ee, çünkü burada e, ben aynı zamanda Dünya muhabirleri Birliği Türkiye Başkanlığı evet. olarak yapıyorum. Evet. Azerbaycan Tabii. merkezli evet. biliyorsunuz. Evet. Evet. Dolayısıyla bizim o anlamda genel merkezimiz Azerbaycan. Evet, evet. Azerbaycan'daki dostlarımız Hatırlıyor, özellikle biliyorum. ifade ettiler. Evet, evet. Ee, dediler evet. ki ya hocam… Hayır, ne olur hay. hocamıza sorun. burada bir acelecilik olduğunu evet. göz önünde bulundursunlar yoksa biz çok incindik çok kırıldık hay hay hay. asla e, dediler. asla öyle bir şey yoktur evet. öyle algılanmamalıdır çünkü Türkiye'de hem iktidar onların sözcüsü olarak da söylüyorlar. biz de Azerbaycan'ın Türkiye'deki evet. doğal sözcüsü onunla hiçbir sorun yok yani Azerbaycan devletinin milli menfaati kardeş Azerbaycan toplumunun evet. milletinin Halkının milli menfaati bizim ortak bizim, menfaatimizdir. Kesinlikle. Burada bir aceleciliğin olduğunu e, ifade etmem lazım. Evet. Ben burada bir art niyet aramıyorum. Yani Türkiye'nin iktidarı da muhalefeti de e, Azerbaycan ve Karabağ politikası noktasında büyük ölçüde. Art niyet olarak zaten ittifak, bakmıyoruz olaya da. İttifak etmişlerdir, evet. etmek zorundadırlar. E, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin milli politikasıdır. Evet. Bu artık Türkiye Cumhuriyeti'nin milli politikası olmaktan çıkmıştır. Bütünüyle Azerbaycan'ın da, Kazakistan'ın da, Türkmenistan'ın da, Özbekistan'ı da, Kırgızistan'ı da yakından ilgilendiren yani Türk devletleri teşkilatının kurucu üyelerini yakından ilgilendiren bir temel nokta olmuştur. Çünkü bu anlamda evet, bu anlamda Türkistan açısından, Türk illeri açısından, Türk devletleri açısından tarihi pek yolun önemi. Evet çünkü evet. aradaki ba kültürel evet, bağlar, tabii, tabii. tarihsel bağlar e, çünkü bizim bu coğrafyayla, Türkistan coğrafyasıyla bizim direkt olarak e, kültürel bağlarımız var, medeni bağlarımız var. Ee, daha doğrusu e, dini ve insani bağlarımız var. Yani et ve tırnak gibiyiz biz bu coğrafyayla. Dolayısıyla diyoruz ki bizim fiziki ve manevi sınırlarımız var. var. İşte fiziki sınırlarımız 780 bin kilometre evet. kare. Manevi sınırlarımız 2 milyon kilometre evet. kare dememizin nedeni sanıyorum tarihi İpek yolunun bu coğrafyadaki önemini ve Türkiye'yle entegre oluşu ile ilgili bir olay diye düşünüyorum. Evet evet kesinlikle e, bu şekilde sizin ifade ettiğiniz gibi e, tarihi pek yolu aynı zamanda e, tarihi Türk devletlerinin ya da güçlü Türk imparatorluklarının kurulmuş olduğu ana güzergah. Evet. E, İsmet Bey biz e, tarihçiliğimiz içerisinde bir e, temel e, vurgu yapmaya çalışıyoruz. Evet. E, 16. yüzyıl yani 1500'lü yıllar adına bizim Türk asrı dediğimiz ve bugün bazı batılı tarihçilerinde büyük tarihçilerinde kabul ettiği ve ittifak ettiği evet. e, Osmanlı İmparatorluğunu en batıda konumlandırdığımızda e, doğuya doğru gittiğimizde Babür İmparatorluğuna vardığımızda Hindistan işlerinde Hint Okyanusu kıyısında Babür İmparatorluğuna vardığımızda dört önemli Türk devletinin hakim olduğu, çağdaş olarak hakim evet. olduğu bir çağa getiriyor. Bunlar Osmanlı İmparatorluğu, İran'da kurulan Türklerin kurduğu Safavi Devleti, Safavi İmparatorluğu, e, Timurlular, 14 ve 15. asrın çok büyük bir imparatorluğu Timur evet. Devleti, bugünkü merkezi Asya'da. Timurlen. E, Timurlen, yani Timur, e, yani Timur Şah'tır. Evet. E, onun torunlarının kurduğu Hindistan işlerine kadar gelmiş olan Babür evet. Devleti. E, yani bizim tarihçiliğimiz, e, çok özür dilerim, e, belirtelim, Lütfen. son yüzyıl e, içerisinde e, bu coğrafi bütünlüğü sağlayamadığı için, e, tarihe e, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını aşan e, bütünlük içerisinde bakmayı beceremediği için bir kısım tarih yazımı, bir kısım tarih görüşleri. Biz bu dört imparatorluğun 16. yüzyıldaki eşdeğer hükümranlığını birbirleri arasında rekabetler bile olsa aslında tarihi pek yoğunluğu bu büyük Türk, dört Türk hakanlığının kontrol ettiğini görmezden geliyoruz. Evet. Bakınız İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde. Alanya Limanı Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde, Sinop Limanı Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde, Trabzon Limanı Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde, Erzurum Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde. Basra Körfezi'ni Yemen mi Aden Körfezi? İpek yolu üzerindeki Yok, bütün ben coğrafi 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 İpek yolu da bağlantılı. Evet. Yemen, o, yani sonra. Yemen mi Aden Körfezi'ni ve Kızıldeniz Osmanlı İmparatorluğu kontrolü altına almış oluyor. Ee, ve yine Basra Körfezi'nin bir bölümünde Safavi hakimiyeti var. Ee, bu üzerinde durduğumuz, konuştuğumuz e, tarihi İpek yolunun ana güzergahında Tebriz gibi, e, Zencan gibi, Hemedan gibi, Tahran gibi, Meşet gibi önemli şehirler Safavider'in kontrolü altında. Evet. Daha e, doğuya gittiğiniz zaman burada bütün Türkistan'ı kontrol altına almış olan ve yine Türkistanlıların emiri Türkistan. Türkistan'ın emiri dediği, Türkistan'ın sultanı dediği Temur, e, Timur'un imparatorluğu, Çağatay Hanlığı. Bir de imparatorluğu... değerli izleyenlerime mutlaka evet. e, hepsi biliyordur evet. da hatırlatmak anlamında. Türkistan... Evet deyince ne anlıyoruz? Yani hep Türkistan diyoruz. Evet. E, burada bir ilden mi, bir coğrafyadan Aynen. mı yoksa bir e, devletlerin bir araya gelişinden mi De, Türkistan diyoruz. tıpkı İpek yolundan ayırdığımız gibi evet. hem dün hem bugün bir büyük tarihi alan. Büyük bir Türk coğrafyası. Büyük bir jeopolitik kavram Türkistan. Evet. İkincisi jeokültürel bir kavram. Yani coğrafya ve kültürün bütünleşmiş olduğu bir kavram benim e, bir kullandığım tabirdir. jeo tarihsel bir kavram. Evet. Yani coğrafya ile tarihin bütünleşmiş olduğu bir kavram. Türkistan. E, bu yönüyle e, Altay ve Siyan dağlarını e, içerisine alan, e, Kuzeydoğu Sibirya'dan başlayarak Hazar'ın en kuzeyine kadar gelen ve en batıda da bugünkü Doğu Türkistan'ın içerisine alarak Çin topraklarının bir bölümüyle Hindistan'ın bir bölümü arasında bulunan neredeyse bugünkü Merkezi Asya'nın Tamamına hakim olmuş olan bir tarihi coğrafya ve Türklerin e, en önemli ana yurtları. Türklerin kültürlerinin, medeniyetlerinin, devlet anlayışlarının, ordu teşkilatlarının meydana gelmiş olduğu asli güzergah. Biz burada Hun Kağanlığını kurduk, e, Köktürk Devleti'ni kurduk, Uygur Kağanlığını kurduk, Türkiş Devleti'ni kurduk, Karahanlıları ve Gazdeli'leri bu coğrafya üzerinde kurduk. Tarihsel manada Türkistan bu anlama geliyor e, değerli izleyiciler fakat, Bugünkü jeopolitik, 21. yüzyılın jeopolitiği İngilizlerin ve Rusların Orta Asya demeyi tercih ettiği evet. bir kavramla tarif edebileceğimiz Hazar'ın doğusundaki ve Hazar'ın batısındaki Türk topluluklarının içerisine alan yeni bir siyasal kavramdır. Bizim için burası Türkistan'dır. Evet. Niçin Orta Asya değildir İsmet Bey? Çünkü nerenin ortası? Siz meseleye Londra'dan bakarsanız Orası, evet. İngiliz Savaş Bakanlığı'nın, e, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın raporlarına göre bakarsanız İngiltere hayli batıdadır, Londra hayli batıdadır. Onların kurmak istedikleri dünya hakimiyetinin ortası, yani Central Asya dedikleri bölge onların Orta Asya dediği bölgedir. Söylemler de ayrı bir stratejik boyut kazanıyor. Efendim kavramlar değil mi? her yani, şeydir. E, çok Bir önemli. Kavrama yüklenen anlam evet, her şeydir. Evet, yani kavramlara e, yüklenen. E, Orta Asya Orta Asya de. dediğinizde bu yalnızca ...haritada bir coğrafyayı göstermek anlamına gelmez. Aynı zamanda 20. yüzyılın başındaki bazı siyasal kavramların depreşmesi anlamına gelir. Ee, Türkistan'a yönelik, Türklere yönelik bazı büyük emperyal planların... E, ...emperyalist sürümün ortaya çıkması manasında gelir. O bakımdan biz Orta Asya terimi yerine, Orta Asya kavramı yerine... E, ...Türkistan kavramının kullanılmasını doğru bulmalıyız. Evet. E, bu Türkistan, bu Türkistan İpek evet. Yolu'da çok doğrudan bağlantılıdır İsmet Bey. O anlamda Bey. Söyledim. E, Aslında... E, 10. ve 11. yüzyılda Ulu Türkistan dediğimiz, Büyük Türkistan dediğimiz doğusunda bugünkü Turfan, Kaşkar ve Çin'in yer aldığı yani evet. kıymetli kardeşlerimiz, soydaşlarımız, Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak ve Özbek kardeşlerimizin yaşamış olduğu, Çin'in bugün işgal ettiği için Sinkiyan dediği, yeni yerleşim dediği işgal bölgesi olan aslında Ulu Türkistan'ın, Büyük Türkistan'ın Doğu coğrafyası. Yani e, Türk kültür ve medeniyeti Horasan'dan itibaren o yüzyılda, evet. 10. 9. Evet. yüzyıllarda evet. Türklerin Anadolu'ya gelişleri zaten İpek yoluyla tabii. aynı yolu kullanmışlar tabii. değil tabii. mi hocam? Tabii tabii, tabii tabii kesinlikle. Evet. Ama 17. yüzyıldan sonra e, Türkistan'la Anadolu'nun bir ayrımı için işgaller başlamış. Yani evet. aradaki bağın kesilmesi evet. e, biraz evvelsinde ifade ettiğiniz gibi ikinci Karabağ Zaferi'nden sonra o Zengidor Koridoru'nun açılmasıyla farklı bir tarihi coğrafya oluştu orada. Bu 17. yüzyıldan sonra bu işgaller konusundan ne diyeceksiniz? Evet ona, ona geleyim fakat hemen bir önceki soruyu Türkistan tarifini bitirmek istiyorum Ulu ee, Türkistan'ın Doğu Türkistan lütfen. kısmını anlattım çünkü oradaki batı, oradaki batı, Türk İslam kültürünün Anadolu'ya gelmesi çok zor soruyla bağlantılandıracağım yani. bu üçüncü evet. sorumuzla evet. Batı Türkistan ise bugün Kazakistan'ı Moğolistan'ın bir bölümünü Türkmenistan'ı ve Kırgızistan'ı içerisinde alan Tacikistan'ın bir bölümünü içerisinde alan bir anlamda da bizim doğumuzdaki Hazar'ın doğusundaki coğrafya şimdi Türkistan'ı böyle anlamak gerekiyor evet. e, tabii. Kazaklar e, Sayın Nazarbayev'in liderliğinde e, geçtiğimiz yıllarda Türkistan kasabasını Türkistan şehrini e, eyalet merkezi haline getirdiler. Evet. E, orada bir Türkistan diye bir şehir var. Karıştırılmasın. Heh, Hoca o, Ahmet Yesevi'yi Hoca Ahmet karıştırılıyor Yeseli, ma 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 bir maalesef. Bir anlamda da benim bahsettiğim coğrafyanın en merkezi yerde Türkistan ya. şehri. E, yani onun yakınında otrar vardır. Evet. Çimkent şehirleri e, vardır. Yesi e, kenti vardır. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinin yer aldı. Rahmetle evet. analım. Bugün, rahmet an, bugün eylesin, Anadolu'da bir e, Bugün eylesin. Anadolu'da Türklükten bahsediyorsak, bugün Anadolu'da Türklerin bir İslam yorumundan bahsediyorsak, Hoca Müslümanlık Ahmet yorumundan bahsediyorsak evet. burada Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağı, e, o ocakta pişen aşın Değil mi e, Anadolu'da yani? yenerek e, vücuda gelmesi, evet. Anadolu'da e, yenerek bir medeniyet meydana getirmesi büyük tesir yarar. Ee, i̇şte o Türkistan şeyi. yani Hoca Ahmet Yesevi'nin şöyle hayatını okuduğumda ee, ya insanın tüyleri tiken tiken oluyor evet. böyle. Yani e, Türk İslam medeniyetinin Anadolu'ya yerleşmesi, oradan işte Avrupa'ya doğru, e, Balkanlara doğru akın edilmesi. E, o anlamda e, müritlerinin evet. faaliyetleri, evet. Evet. E, akınların o döneme başlaması insana bir başka dünyaya götürüyor. O yüzden Hoca Ahmet Yesevi Türk evet. tarihi açısından anmak mi? gerekiyor. Evet. Hoca Ahmet Yesevi de üzerinde durduğumuz ve konuştuğumuz bu tarihsel İpek yolunun ya da e, Türklerin medeniyet güzergahının, medeniyet yolunun merkez şahsiyeti olarak görmek gerekiyor. O yönüyle hem Emir Timur hem de son yüzyılda Nusultan Nazarba'ya onun türbesini onarmak suretiyle, var etmek suretiyle ne yaptı? Türkistan'ı bir eyalet merkezi haline getirdi ve Türkistan bugün çok gelişen bir Kazakistan şehri. geliyor. Bu arada Mahdum Kulu'yu da rahmetle analım. Neden bir Türkmenistan tabi, e, tabi. şairi? Çünkü e, Türk dünyasını birleştirmek için oradaki İslam coğrafyasını Türk İslam coğrafyasını birleştirmek için inanılmaz bir mücadele veren evet, bir şairimiz. Mahtum kulu Firaki. Firaki ee, evet. Türkmenlerin e büyük Değerli şairi. Onun divanı e muazzam için. bir divan. Evet. Edebiyat sevenler, tarih sevenler, Türkolojiye ve Türk dünyasında meraklı olanlar, evet. hem hocamatli severin divan hikmetini Hocam öte seviye atf olmuş olan diğer eserler, onun külliyatını hem de mahtum Kulu gibi... Peygamberimizle bir... ilgili ne e, divanını lütfen okusunlar. Evet. mahtum Kulu, Kulu, Kulu. Firaki'nin evet, 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 muhteşem evet. bir e, evet. eser. Gerçekten evet. e, çok Mahdum önemli. Kulu Firaki de ee, konuştuğumuz e, İpek Yolu Kültür Güzergahı'nın büyük şahsiyeti. Kesinlikle. E, bugünkü İran sınırları içerisinde kalan bir Türkmen coğrafyasında doğdu. Bir Türkmen evet. kasapasında doğdu. E, bugün Türkmenistan'ın manevi önderlerinden e, biri. Onu da evet. e, hayırlanmak, doğru anmak, e, hatırlamak gerekiyor. E, bu bu evet. vesileyle de o coğrafyada e, doğan, yaşayan, Türk dünyası için, Türk dünyası için son derece önemli evet. olan şahsiyetleri de anmış oluyoruz. Tabii, tabii, tabii. Evet. Hem kültürü konuşuyoruz, tabii hem ki, siyaseti tabii konuşuyoruz, ki. Çünkü hem tarihi onlar konuşuyoruz, hem bu işi manevi evet, mimarlarla, hem var. yarın geleceği e, konuşmuş oluyoruz. Aynen. Sonrada dönecek olursam, İsmet Beyciğim, e, bu büyük ayrım e, Çarlık Rusyasının yükselmesiyle doğdu. E, Çarlık Rusyası e, uzun yıllar boyunca, uzun yüzyıllar boyunca bizim altın orada Türk Hanlığı'nın himayesinde idi. E, bugün Moskova çevresinde küçük bir prenslikti Ruslar, küçük bir knezlikti. Ve dağınık olarak yaşayan e, Kosaklar, e, Kazaklar ve dağınık Rus toplulukları özellikle 16. yüzyıldan sonra hem 1. Petro devrinde önemli bir hamle hem de 2. Katerina zamanında büyük bir hamle yaptılar. Ve bunlar ilk hedef olarak Karadeniz'e doğru açılmayı, Karadeniz'e doğru yayılmayı hedef seçtiler. Kazan Hanlığı'nı 1556'da, Astrahan Hanlığı'nı 1559'da yıktılar. Yani Kazan ve Astrahan düştü. İki önemli Türk şehriydi. Karadeniz'in kuzeyindeki ve daha sonra Kırım Hanlığı'nın Anadolu'ya yapmış olduğu yardımlar herkesin evet, malumuna. Ben sadece. adım adım anlatıyorum <laughs> bakınız. Eee Kazan Böyle zaman zaman giriyorum o bir tık sıra bakmayın. Ben yok Kazan evet. Astrahand'dan şimdi eee Kafkasya'ya geleceğim. Adım evet. adım geldiğim yoksa Anladım. size, size söylemiyorum. Evet. Adım adım geldiğimi ifade ediyorum. 1556'da Kazan, 1559'da Astrahan Hanlığı yıkıldı. Ve 1774'ten sonra Kırım Hanlığı yıkılarak Kırım Hanlığı coğrafyası Ruslar tarafından işgal edilerek, sizin buyurduğunuz gibi Anadolu'nun bir kardeş hanlığı olan Kırım Aynen. işgal edildi. Ve Güney Kafkasya'ya geldiler. Kız alıp kız verdiler. Evet, evet. Güney Kafkasya'ya geldiler. Bizim e, izleyicilerimizin e, Şeyh Şami'nin direnişi hatırlayacağı evet. e, Büyük Kafkasya direnişi. Kafkas Kartalı. E, büyük Kafkasya mücadelesi. Kafkas Kartalı, Şeyh Şami'nin Şami. şahsında 150 yıl sürdü Ruslara karşı. Ama e, Şeyh Şami'nin yenilmesi... Şeşyami'nin Kimri şehrinde esir edilmesiyle esir birlikte mücadele sürdü ama cılız kaldı ve Ruslar Kafkasya'ya tamamıyla yerleştiler. Ne zamandan itibaren? 1870'lerden itibaren. Ve bu adım adım artık Rusların aynı zamanda Kafkasya ile birlikte, Kırım'la birlikte Türkistan dediğimiz coğrafyaya gelmelerini sağladı. Kazakistan işgal edildi, Türkmenistan işgal edildi, Kırgızistan işgal edildi. Haliyle biz 1900'lerin başına geldiğimizde Çarlık Rusyası... Artık Osmanlı İmparatorluğu'nun doğudaki kardeşleri olan, kendi doğusundaki kardeşleri olan bu Türkistan anlıkları arasındaki bağ koparmıştı. Çarlık Rusya'sının yükselişi Osmanlı'nın ve diğer Türk anlıklarının gerileş sonucunu doğurdu İsmet Bey. Ve evet. bu anlamıyla 1828'de... Tersini düşünebilir miyiz hocam? Evet. Osmanlı'nın ve diğer e, tü beylerin, Türk beyliklerin, Türk hakanlıklarının gerilemesiyle veya zayıflamasıyla... Ee, Rusya palazlandı, tersinden e, tabii. okuyabilir e, tabii. miyiz olayı? Tabii, Bu bir eş zamanlıdır. Yani evet. Osmanlı İmparatorluğu ve Türk Anlıkları yükselmişken Rusya bir himaye devletti. Yani, evet. Vergi veren bir prensip, bir knezlikti. Evet, evet. Fakat e, dediğimiz gibi bu devletlerin eş zamanlı zayıflamış olması Rusya'yı kuvvetlendirdi ve Kafkasya'daki ve Türkistan'daki hakimiyetini 1900'lerin başında kesinleştirdi. Burada e, tarihi bir anlaşma var. E, 1828 tarihli Türkmen Çay Anlaşması. İngiltere Bu ile... kasır şirin, Ondan biraz sonra. Biraz sonra. E, İngiltere ile Rusya arasında Kafkasya'nın ve İran'ın paylaşılmasını planlayan, e, buradaki İngiliz işgalini meşrulaştıran, Rusya'yı Kafkasya'ya indiren bir meşru anlaşma. 1828'den sonra artık Kafkasya'da Osmanlı hakimiyeti azalmaya başlıyor. Ve 1828'den itibaren... Tam Osmanlı'nın zayıflama dönemine... Evet zayıfladı ve artık Kafkasya'daki e, müdahil gücümüz Buradaki hanlıklarla, Şeki Hanlığı'yla, Gence Hanlığı'yla, Bakü Hanlığı'yla irtibatımız kopmaya başlıyor. Çünkü artık bu yüzyılın sonunda Ruslar 1828 sonrasında bölgeyi yineceklerdir. Buradaki hanlıkları kılıçtan geçireceklerdir. Çok şiddetli bir şekilde yıkacaklardır. Aynı zamanda e, bu hanlıkları yıkmakla kalmadılar. E, Karabağ başta olmak üzere Kafkasya'yı Ruslaştırdılar. Kafkasya'yı Ermenileştirdiler. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. çok e, Buradaki Türk farklı. ve Müslüman nüfusu... Ee, göç etmeye zorladılar 1828 sonrasında. Mesela Van'a gelen binlerce muacir vardır. Iğdır'a gelen binlerce muacir vardır. Buradan gelmişlerdir. <laughs> Kafkasya'dan sürülmüşlerdir Türk ve Müslüman oldukları için. Ve yerlerine Ruslar ve Ermeniler yerleştirilmiştir. Bugün Karabağ'da Ermeni nüfusu... Bugün e, Erivan civarında eski Azerbaycanlıların Revan Hanlığı... Batı Azerbaycan evet, değil mi? orası? Yani aslında şu anki... Ee, konu nereden nereye yok, geldi yok. bu arada? çok, çok ee, Yani şu anki Ermenistan toprakları aslında Azerbaycan topraklarıdır. Tarihi Azerbaycan topraklarıdır. Dır. Orada Batı Azer... Azerbaycan, evet, Erivan. Evet. evet. Revan Hanlığı. Tarihi evet. Revan Hanlığıdır. 16. ve 17. asırda Hatta pardon, onu sözünüzü unutmayın. Hatta bağı. bugün Azerbaycan e, Ermenistan topraklarını kendi toprakları olarak görür. Evet, ama doğrudur da. tarihsel olarak bu doğrudur, doğrudur da. Çünkü burada, ve işgalci olarak görülür. Evet, evet. Çünkü burada bir Ermeni devleti yok idi. Evet. Burada bir Ermeni nüfusu yoktu. Buraya Ruslar tarafından Ermeniler dünyanın değişik yerlerinden getirildiler. Buradaki Ermeni nüfusu oluşturuldu ve zamanla 1900'lerin başında bir bağımsız Ermenistan devleti burada kurduruldu Ruslar tarafından. Evet. İfade ettik ya. Evet. Coğrafyamızı ne ayırdı? Evet. Anadolu ile Türkistan'ı nasıl maniyalar birbirinden kopardı? Aramıza evet. nasıl bir hançer sokuldu? Değil mi? Nasıl bir kama girdi haritanın evet. içerisinde? Evet. Bunun üzerinde e, durmak gerekiyor. da e, Rusya'nın 1828 sonrasındaki bölgenin Türksüzleştirilmesi, Müslüman ahaliden arındırılması projesidir. Birçok sürgünler. Evet. Değil Değil mi? özellikle e, 19. asır e, boyunca, 20. yüzyıl e, boyunca. Ahaska Türklerinden e, tutunduğu Alaska Çerkezlere varıncaya vardır. kadar. sürgünü vardır, Kapkasya sürgünü vardır. Adigelerin, Kabardayların, İngüçlerin, Karaçayların, Tatarların. Hmm. Tatarların yani hepsi yurtlarından yurtlarına sökülüp atılmışlardır. Ve 5 milyondan fazla insan Anadolu'yu kendi yuvası seçmiştir. Evet. Anadolu'ya sığınmıştır. Bunun e, ölüm ve sürgün attığı... Belki de Anadolu lafı evet. ne kadar da e, böyle evet, kucaklayıcı değil mi? gibi. Evet, ana kucağı gibi. Yani bütün Kafkasya'yı kucaklamış evet, yani. Ana kolları gibi. Evet. Kafkasya'yı, Kırım'ı, Balkanları ve Arap Yarımadası'ndan. Evet. Yalnızca Kafkasya değil. Kafkasya, Kırım, Balkanları ve Arap Yarımadası'ndan... 5 milyondan ziyade insan Anadolu'ya 100 yıl içinde sığındı. E, Profesör Doktor Justin McCarthy büyük bir nüfus tarihçisi. Ermeni meselesinde mütehassıs bir uzmandır Amerikalı. E, onun Ölüm ve Sürgün adlı bir eseri var. Ölüm ve Sürgün. E, din izleyicilerimize e, tavsiye ederim bu eseri. Burada diyor ki bu son yüzyıl yani 1821'deki Mora'da çıkan isyan, Moro Yunan isyanı diye. Isyan, isyan. 1922'de bizim Anadolu ordusu, milli ordumuz kurtuluş mücadelesini başarana kadar, bu harbi geride bırakana kadar geçen 100 yıl içerisinde 6 milyondan fazla Müslüman Balkanları, Kırım'ı ve Kafkasya'yı terk etmek zorunda kaldı. Bu kanlı bir yüzyıl. Çok daha da fazlası katledildi. Evet imha bu kanlı edildi. bir yüzyıldı. Bizim meşhur tarihçimiz İlber Ortaylı hocamızın imparatorluğun en uzun yüzyılı. Bakın. Evet. Osmanlı Devleti'nin ve Türklerin en uzun yüzyılı olarak tarif etmiş olduğu bir dram çağından bahsediyoruz. İşte 1828'den sonra e, Güney Kafkasya'nın ve Türkistan'ın e, bu yönüyle Ruslaştırılması, Ermenileştirilmesi bizi hem Azerbaycan'la... Söz konusu Müslüman Türkse öldürülmeye, evet. yakılmaya, yıkılmaya, katledilmeye evet. hazır bir kitle. Evet. Ve bizi Türk cümletleriyle ayırdı. Evet. E, katliam konusunda Ruslar çok profesyoneldir İsmet Bey. Yani girdikleri yerleri... ...nüfus bakımından boşaltmayı bir tarihsel politik olarak tarif ederler. Evet. Çarlık döneminde böyleydi bu. Hem Katerina zamanında hem Petro zamanında evet. Sovyetler zamanında böyleydi. Stalin yıllarını hatırlayalım. Evet. Stalin zulümlerini hatırlayalım. Bugün Putin de hemen hemen aynı mantık içerisinde. E daha e, ee, Hocalı Soykırımı ha. da yakın tarihte 400, yani. 400 yani daha 400 daha 30 yıl evvel falan 400 ki yani. 40 yıldır. 400 yıldır Çarlık'tan günümüze Rusya aynı politikayı takip eder. Evet kendisinden olmayan nüfus topluluklarını, Rus olmayan, etnik Rus olmayan nüfus bölgelerini seyretmeyi becerir. İnsanları zorla buralardan göçürür ve yerlerine kendisine müzayir nüfus topluluklarını getirerek hakimiyet sağlar. Bugün Rusya-Ukrayna savaşının Rusya, Savaşı Rusya tarafından çok şiddetli devam etmesinin temel sebeplerinden bir tanesi Ukrayna'nın topraklarının çok önemli ölçüde Ruslaştırılmış olmasıdır. 200 yıl içerisinde. Evet. Ee, Ukrayna'nın doğusu... Yani önce Ruslaştırıyorlar sonra işgal ediyorlar. Evet. Ukrayna'nın yani doğu topraklarında... Şunu da ifade etmek istiyorum değerli evet. tv 6 evet. izleyenler, ne? izleyenlerine. Siz de söylediniz. Evet. Yani bu işte İran'ın, Yunanistan'ın, Rusya'nın komşumuz evet. olması, olmuş olması... Tabii. Bir takım tarihi gerçekleri söylemeyeceğimiz anlamına ha, gelmez. Evet. Bakın şimdi ne Rus evet. halkıyla bir sorunumuz var... Aynen. E, ne Onu Rus da aydınlarıyla bir lazım. sorunumuz var. Bir evet. Bilakis ilişkilerimiz var. Evet. Diyaloglarımız devam ediyor. İranlı dostlarımız tıpkı bizim gibi bir... Toplumdur. Mısır bizim gibi bir toplumdur. Ee, yani bu mesele bir düşmanlık ve meydana getirmek meselesi değildir. Değil tabii ki. Tarihi ve jeopolitiği konuşuyorsak, e, diplomasinin tarihini, siyasetin tarihini konuşuyorsak bunlara değinme zorunluluğumuz var. Çünkü e, bugün Türk dünyasında karşı karşıya olduğumuz önemli sorunların e, bu yüzyıllarla bağlantısı var. Evet hocam. E zamanımız daralıyor bu evet, arada. Evet. E, günümüze gelelim. Evet. Evet, günümüzde Türk coğrafyasının gücü, ekonomik gücü, siyasi gücü, askeri gücü nedir? Türk keneşi e, bir araya gelmek, Türk gücünün oluşturulması. E, Turan ordusu e, evet. bu anlamda bunların hepsini bir arada sorayım. Ben e, ondan sonra susayım. Evet, Çünkü son bunlar be. çok önemli şeyler. Evet. E, yeni yüzyılda Türk dünyası ne bekliyor? Hangi tehlikeler bekliyor? Ne olmalıdır? Ne, neyiz? Ne olmalıyız? Önümüzdeki engeller nedir? Bu engelleri nasıl aşabiliriz? Çünkü biraz evvel de söyledik. Türk dünyasıyla artık biz bu ikinci Karabağ zaferinden sonra daha bir yakınlaştık. Tabii. Yolumuz daha çok açıldı. O anlamda soruyorum. Şöyle ifade etmek gerek İsmet Bey. Ben 21. yüzyıl ve sonrasındaki gelişmeleri... Artık e, Türkistan merkezinde okumak gerektiğini, evet. Türk devletleri merkezinde okumak gerektiğini e, ifade edenler derim Türkiye'de. E, yıllardır bunu söylüyoruz ve artık e, Türkler için bir yükseliş devri başladı. Bu Bunu tarih getirir önünüze koyar. Evet. Yani bunun e, bugünkü politikayla pek alakası yok. Tarih önünüze getirip koyar bazı şartları. Evet. Yani Karabağ'ı artık kurtarmak bir sorumluluk olmuştur. Evet. Ee, Kazakistan'ın yükselişi, Türkmenistan'ın ekonomik yükselişi, Özbekistan'ın ekonomik yükselişi. Ve Türkiye'nin bunlarla işbirliği içerisinde, işbirliği imkanlarını geliştirerek kardeşlik köprülerini kurmuş olması belki de son 10 yılın en önemli siyasi gelişmesidir. Zaten e, Zbigniew Brzezinski e, gibi e, hala yaşayan son derece büyük e, coğrafya düşünürleri, hala Batı'yı ve hala Doğu'yu, Orta Asya'yı yakından takip eden bazı düşünürler, e, Türkiye'nin merkezinde yer aldığı ve sizin Türk keneşi dediğiniz ama bugün, Türk Devletleri Teşkilatı adıyla, adıyla evet. konumlanmış olan, Türkiye'nin eşinden Türk Devletleri Teşkilatı'na dönmüş olan bu kültürel ve tarihi birlikteliğin bir anlamda da artık siyasi bir organizasyon haline gelmiş olduğu vakayı belki de son 10 yılın en önemli siyasi gelişmesi olarak görmektedirler. Çünkü e, Türk Cumhuriyetleri kendi aralarındaki sorunları, kendi aralarındaki siyasi itilafları çok hızlı bir şekilde aşmayı başarmıştır bu bölge içinde önemini tabii. ifade edebilir. Tabii mi? tabii çünkü evet. Bu bölge için önemli çünkü bölgede bir iç barış meydana getirildi. Neden bölge için önemli evet. hocam? Yani biraz evvel söyledik ya Türk ve Müslümansa ölmeye, hak ölmeye, katliam yapılmaya, soykırım yapılmaya hazır bir kitle olarak görülüyor artık evet. o coğrafyada evet. yani evet. Evet. Ruslar tarafından özellikle altını çizmek lazım evet. bunun. Evet. O yüzden acaba son dönemde olan Türk devletleri teşkilatı ve benzeri kuruluşların bu katliamları, bu soykırımları, bu e, mazlum milletlere yönelik hareketleri durdurur mu? Veya e, Türk dünyasının güçlenmesi evet. oradaki bölgedeki dengeyi nasıl sağlar? Durduracaktır. Ben zaten bu katliamların yaşanmaması için kurulan, tarihten tecrübe edilmiş olan müteşehhat olduğu kanaatini taşıyorum. Evet Kazakistan sıradan bir devlet değil artık. Binlerce bürokratı yetişti. Doğru. Hem e, Sayın Nazarbayev hem e, Kasım Comart Tokayev, şimdiki Birçok Türk, Türk ülkesinin de bürokratları Türkiye'de yetişiyor. Evet. Mesela e, Türkmenistan Büyükelçisi, benim kadim dostumdur evet, evet. E, kendileri. E, Türkiye'de yetişmiş, evet. Türk evet. üniversitelerinde Tabii, okumuş öyle. bir insandır. Birçoğu da olduğu Aa, gibi. Afganistan'daki Şu an büyükelçimiz de öyle. Büyük saygıyla Kazakistan'daki büyükelçimiz öyle. Kazakistan'ın bir önceki büyükelçisi öyle. Evet. E, şimdiki Moldova'nın büyükelçisi Türkiye'den mezun olmuş olan bir arkadaşımız. Macaristan büyükelçisi öyle. Şeyler. Hep Türkiye'de okumuşlar. Türkiye'de evet. bağları olmuş master doktora düzeyinde. E, sadece Türkiye'de okumadılar, ee, evet. Kazakistan'daki arkadaşlarımız, Kırgızistan'daki ya da Azerbaycan'daki arkadaşlarımız. Rusya'da tahsil görseler, Amerika'da da, İngiltere'de de tahsil görseler, döndüklerinde daha güçlü bir Kazakistan ve Kırgızistan'a hizmet etmeyi tercih ettiler. Süper. E, yani bu 1991 sonrasında e, bağımsızlığını kazanan Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Azerbaycan'ın e, bir daha... Ee, Rusya'nın tahakkümüne girmek istemediğinin delilidir. Ay. Niçin Türk Devletleri Teşkilatı'na evet. e, bu kadar açık bir destek veriyorlar İsmet Bey? Niçin Türk Devletleri Teşkilatı e, 2040 yılına kadar ortak bir ordu kurmaktan bahsediyor? Tören ordusu. E, i̇zleyicilerimiz e, lütfen e, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2040 vizyon belgesini okusunlar. Evet. Burada e, Türk Devletleri Teşkilatı'nın savunma işbirliği, ortak tatbikatlar, ortak barış gücünün kurulması ve nihayetinde de ortak ordunun kurulması şeklinde ortak değil. E, onlar hayır ben savunma bağlamında ha, yani e, evet. ifade ediyorum. Evet. Zaten ortak Ama oraya değinelim. Evet. Ortak dil politikaları, ortak kültür politikaları, ortak tarih yazımı, evet. üniversiteler arası iş geliştirilmesi, ortak üniversite açılması, e, ortak turizm Türk programları açılması. geliştirilmesi. Evet. Yani halkların turizm faaliyetleri bakımından da birbirine gidebildikleri, gelebildikleri bir yer. Yani yılda bir milyon Türkistanlı Bugün Antalya ve İstanbul'a geliyor ama 50 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı belki o coğrafyaya gitmiyor. Gitmiyor. Şimdi 1 milyon insanın geldiği bir yere en azından biz 5 yıl içerisinde 300 bin vatandaşımızı gönderebilirim değil mi? Değil mi? Semerkant evet. gezilebilsin, Hiva gezilebilsin, Buhara gezilebilsin, Taşkent gezilebilsin, Türkistan görülebilsin, Bişkek görülebilsin, Boş görülebilsin. Gerçi konu konuyu açıyor ama evet. e, neden böyle bir tur düzenlenmiyor oralara? E, hala çok pahalı. E, e. Hala evet. çok pahalı. Oranın insanları çalışmak için geliyor, ticaret için evet. geliyor, okumak için geliyor. Avrupa'ya geçerken buraya bir e, uğrak noktası olarak görüyor, devam ediyor. Fa fazla evlilikler söz konusu artık eskiye nazaran yani 300 bini bulan bir evlilik var Doğru. bugün e, Türk dünyasıyla Türkiye arasında ortak yani gelenlerin çoğu burada evlendiler, giden giden dostlarımız orada evlendiler. Kazak, Kırgız, Türkmen gelinler, Özbekistanlı gelinler Türkiye'ye geldi. Bu e, önemli e, kültürel bağın ailevi bağlarla da akrabalık bağlarının kuvvetlendirilmesi sebebiyetine verdi. Ve bahsettiğim bu e, 2040 gelecek vizyon belgesi aynı zamanda ortak bir Türk Dünyası Ordusu'nun kurulmasını gerektiriyor. Bu bir daha Rusya'nın Kafkasya'da ve Türkistan'da e, 19. yüzyılın sonundaki 20. asrın başındaki hakimiyetine e, hayır demenin adıdır. İnşallah. Dip, dip, çok açıktır bu. E, bunu Kazak aydınları söylüyor. Bunu Azerbaycan'ın dostlarımız ifade ediyorlar. Yani hiç kimse Rusya Federasyonu'na... Baş kaldırmak istemiyor. Hiç kimse Rusya Federasyonu'na karşı karşıya gelmek istemiyor. İstedikleri bir harp değil. İstedikleri Rusya'nın dağılması, parçalanması değil. Ama tıpkı Ukrayna'nın işgal edildiği gibi Kazakistan'ın kuzeyinde de e, aynı iddiaları savunan bazı Rus milletvekilleri var. Evet. Rus generalleri var. Diyorlar ki Kazakistan'ın kuzeyi tamamıyla Ruslar tarafından korunuyor. Burada Rus nüfusu fazla. Kazakistan'ı da işgal edebiliriz diyorlar zaman zaman. Şimdi e, bu Kazak aydını, Kazak <laughs> toplumu, Kazak gençleri, Kazak ileri gelenleri e, buna müsaade eder mi, etmez? Adım adım Rusya'ya kötü olmadan, Rusya'ya gerinmeden e, Rusya'ya karşı kendi aralarında işbirliğini kuvvetlendiriyorlar. Bu sadece Türkiye ile bu devletler arasında değil. Aynı zamanda İsmet Bey çok önemli bir nokta e, ifade etmek isterim. Evet. E, Rusya Hı. burada 1990'ların başında aşılamaz bazı itilaflar bıraktı, kavgalar bıraktı. Yani Kazaklarla Kırgızlar kardeştir. Yani oraya bir fitne tohumu atıyor. Evet, o Kazak ve Kırgız biliyor. kardeştir. Evet. Deşli-Kıpçak coğrafyasının aynı dili konuşan iki kardeş topluluğudur. Özbekler ve Uygurlar öz kardeştir. Aynı lisan, aynı lehçeyi konuşurlar. Tacikler akraba bir topluluktur. Ruslar ayrılırken öyle bir fitne ettiler ki... Başta Fergana sorunu, Fergana Vadisi'ndeki sorun olmak üzere. Evet. Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında. Kazakistan ve Özbekistan arasında büyük sınır sorunları vardı ticaret yapılamıyordu ve bir anlamda da bu devletler kendileri yakınlaşamıyorlardı. Özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra bütün devletler kendi aralarından dikili işbirliği anlaşmaları yapmaya başladılar. Azerbaycan Türkmenistan'la, Azerbaycan Kazakistan'la, Kazakistan Türkmenistan'la, Kazakistan Özbekistan'la, Özbekistan Kırgızistan'la aralarındaki sorunların neredeyse yüzde yetmişini çözmeye başladı. Burada bir mesaj vardır. Evet Çin, Rusya ve İran'ın arasında bir coğrafyada yaşıyoruz. Doğru. Bu üç büyük bölge gücü, üç büyük etkili ekonomik kudret, kuvvet ee, Türkistan'da ve topraklarımızda bir takım hedefler ve planlar yürüyor olabilirler. Sanki sazan sarmalı gibi bir şey. Yani Tam öyle. Ortada e, Türk coğrafyası. Büyük ölçüde evet. öyle. Büyük ölçüde. Çevresinde ise ben, güçlü devletler. Ben bu üçlü tehdide karşı bir arada ya da ayrı ayrı hiç fark etmez. Fark etmez. Ee, doğru. ancak Türklerin birliği yoluyla, ancak Türk Cumhuriyetlerinin ortak hareketleri yoluyla, beraber ekonomilerini kuvvetlendiren, beraber demokrasilerini meclis eden, beraber ortak jeopolitik sorunlarını ortadan kaldıran bir güç mahiyetiyle Çin ve Rusya'ya karşı burada Türkistan'ı, Türk Cumhuriyetlerini var edebilirim diyor. Ve bugün son 10 yıl içerisinde de Türk dış politikasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının merkezinde de evet. hem Türk Devletleri Teşkilatı hem de Türk Cumhuriyetleri ile Asya ile ilişkiler, Asya toplumlarıyla ilişkiler birinci bir öneme sahip olmuş oldu. Bu bizim ilişkilerimizi hızlı geliştiriyor. Üniversiteler arasında çok kıymetli işbirlikleri var. Bizim hem Kazakistan'da hem Kırgızistan'da kurulu iki önemli üniversitemiz var. İnşallah önümüzdeki beş yıl içerisinde Özbekistan'da bir Türkiye Özbekistan Ortak Üniversitesi ve Azerbaycan'da bir Türkiye Azerbaycan Ortak Üniversitesi kuruluyor. Bu çalışmalar bitti. Yani dört ortak üniversitemiz olacak. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan'da. Bugün sayıları 200 bini bulan 1991'den bu yana sizin de ifade ettiğiniz gibi Türk Cumhuriyetlerinden gelerek Anadolu'da bizde okumuş olan kişi memleketlerine geri döndü. 200 bin. Bakın önemli bir rakam. ciddi bir rakam. Devlet Başkan Yardımcıları, Dışişleri Bakanları, Dışişleri Bakan Yardımcıları, yüksek bürokratlar, öğretmenler, mühendisler, iş insanları. Hepsi Türkiye'de okuyarak geri döndüler. Türkiye'de büyük ölçüde bağlarını kurmayı ve kurmayı sürdürüyorlar. Bizim de sayısı 91'den bu yana 50 bini bulan öğrencimiz Kazakistan'da ve Kırgızistan'da okudu. Türkistan'da faaliyet gösterdi. Evet. Türkistan havasını e, soruldu ve tekrar Türkiye'ye döndü. Bu işbirliğinin artarak devam etme zorunluluğu var. Çünkü bu, Türklerin bu ortak kaderi şunu, geleceğin. Şöyle değerlendirebilir Türk dış politikası, milli politika olarak nasıl tutturabiliriz bunu? Bunu niye soruyorum? Yani işte falan yerde ne işimiz var? Fiş mekan yerde ne işimiz evet. var gibi. Ondan sonra tamamen bugünkü e, politikaya, stratejiye, e, ...aykırı söylemler oluyor. Yani işte biraz evvel tarihi pek yolunu nasıl e, sizin deyiminizde aceleye getirilip... ...Türk yolu diye sunulması gibi bazı politikacılar veya bazı işte a, aklı evvel insanlar... E, ...bu oturmuş çok büyük bir emeklerle, çok büyük bir gayretlerle oluşturulmuş... ...bugünkü politikayı e, ters yüz edebilirler mi? Yani mi? bu coğrafyayı eski haline evet. getirebilirler. Mi? Evet, Bu politika ters ters edilmeye başlanmıştır. O yüzden sıklıkla Karabağ Savaşı'nı, Karabağ zaferini vurguluyorum. Çünkü evet. e, Rusya ne kadar güçlü olursa olsun, İran ne kadar güçlü olursa olsun, Azerbaycan ve Türkiye ya da yarın Kazakistan Allah korusun kendi istiklalini ve sınırlarını tehdit eden bir şey olduğunda kendi ordusuyla buna cevap verebilecek pozisyona gelmiş durumda. O bakımdan evet. Türk Devletleri Teşkilatı Türk Devleti'nin milli politikası haline gelmiştir. Bu yalnızca 2002'den bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikası ile bağlantılı değildir. Elbette, Son 100 kesinlikle. yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin temel siyasetlerinden biridir. Fakat tarihin Türkiye'nin önüne getirdiği, Türk Devletleri'nin önüne getirdiği şartlar, liderler tarafından doğru yönetilmiştir. Ben de onu doğru yönetiyorum. Yani olayı bir parti politikası Hayır. değil, devlet politikası evet, olarak algılamak gerektiği yani için devlet politikası Yani partiler gelip geçicidir. Hiçbir anlamı ve önemi yoktur açıktır. o anlamda. Bu çok ama e, devletin devleti milli politikası kalıcıdır. Yüzyıllara sariydi. E, Aynı Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da olduğu gibi. Evet. Kim Almanya'da olduğu gibi. Tabii. Kim gelirse gelsin devletin evet. politikası devam ediyor. O bakımdan, Bizim de bir devlet evet. politikası haline gelebilmesi için bu coğrafyanın çok önemli adımların atılması gerekiyor. O bakımdan bu düşünün. atılan adımların geriye alınamayacağını, geriye alınmasının manalı olmadığını düşünmekteyim ben. Çünkü evet. bu Sayın Aliyevi'de aşan, Sayın Erdoğan'ı da aşan, e, Sayın Tokayev'i de aşan bir büyük bir irade. Bunu Türk, Türk halkları istedi İsmet Bey. Evet. E, Türk toplulukları istedi. Çünkü bugün Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a gidin, Türk televizyonları prime time'da birinci olarak izleniyor. <laughs> evet. İzlenmeyen Türk dizisi yok. Yok. Değil mi? Bilinmeyen sabah kuşağı programı yok. Ben evet. eleştiriyorum sabah kuşağı programlarımızı ama Kesinlikle. o kadar yaygın izleniyor ki, bakın, o kadar yaygın izleniyor ki Türkiye Türkçesinde neredeyse artık 70-75 e herkes öğreniyor. Bunu niye sordum, diyor musunuz? Evet, evet. Yani. Bu olaya Türk milletinin sahiplenmesi... Evet sahipleniyor. Hangi siyasi irade gelirse gelsin... Sahipleniyor. Bu politikanın uygulanmasının mutlak ve şart evet. olduğu konusunda... Bunun için özellikle evet. şey yaptım. Buradan, Hocam, buradan dönüş olmadığını biliyoruz ve görüyoruz. İnşallah. İnşallah. Son soru. Buyurun. Son 3 dakikamızı. Türk dünyasının çok ciddi, çok önemli sorunları var. var. Nerede var? Doğu Türkistan'da var. da, var, Kırım'da var, evet. Kerkük'te var, var Suriye'de var. var. Var efendim. Yani sayamayacağımız dünyada birçok yerde... Türk İslam coğrafyasında, Türk coğrafyasında çok ciddi sorunlar var. Kısaca değerlendirelim. Kan ve gözleşi bitmedi. Benim bahsettiğim 1828 sonrasında gelişmeler bu sonucu doğurdu. İki büyük emperyal güç Rusya evet. ve Çin. Çin. Ee, bugün Türk toplulukları ve Türk coğrafyası üzerinde tarihten günümüze, dünden bugüne büyük zulümler meydana getirdiler. Evet. 1774'te başlayan e, Kırım'daki işgal, 2014'te yenilendi. 9 evet. sene önce Kırım yeniden işgal edildi. Ve yüz binlerce Kırım Türk'ü hem 44'te hem de 2014 sonrasında evet, e, coğrafyayı terk etmek zorunda kaldı. Bugün dört binden fazla Kırım Tatar'ı, Kırım Türk'ü cezaevinde ya da kayıp. Liderler başta Mustafa Abdülcemin Kırımoğlu, Refat Çuparov olmak üzere. E, Neriman Celal gibi önemli isimler cezaevinde. Kırım Tatarı milli menisinin ileri gelenleri Kiev'de ve e, Kırım dışında yaşıyorlar. Evet. Doğu Türkistan, e, İsmet Bey bugün e, dünyanın gözü önünde bir açık hava hapishanesi haline getirildi. Kaşgar'da, Turfan'da, Urumçi'de sayıları 3 milyondan fazla Uygur Türk'ü, Doğu Türkistanlı açık kamplarda, toplama kamplarında izole ediliyorlar. Hayattan koparılmış durumdalar. Yüz binlerce Uygur, yüz binlerce Doğu Türkistanlı bugün annesine, babasına, çocuklarına, kardeşlerine, evlatlarına ulaşamıyor. Sayıları 60 bini bulan Uygur Türk'ünün, Doğu Türkistanlı'nın bugün nerede olduğu bilinmiyor. Çin hapishanelerinde mi? Toprağı mı gömüldü? Öldürüldü mü? Bunu bilemiyoruz. Yani dinlerini yaşayamayan, dilleri kısıtlanan, camilerin kapatıldığı, oruç tutulmasına müsaade edilmeyen ve her Türk evine ya da bazı Türk evlerine Çinlilerin yerleştirildiği zoraki evlendirmelerin yapılmak istendiği yani Türk ırkının, e, Türk kanının, Türk soyunun, Türk kültürünün Çinlilerle zorla evlendirilerek bozulmak istendiği ve Doğu Türkistan'daki Türklerin, Uygur Türklerin Çin'in diğer bölgelerine dağıtıldıkları, sürüldükleri zorunlu çalışma kapsamında büyük bir zulümle, büyük bir kültürel soykırımla Doğu Türkistan karşı karşıya. Aynı şey bugün Irak için geçerlidir. Irak'ta Kerkük merkezinde olmak üzere Irak Türkleri hem Irak'taki, Kuzey Irak'taki Kürt siyasal oluşumlarının, Talebani ve Barzani hareketinin hem de Bağdat'taki Arap ırkçılığının tesiri ve sıkışmışlığı içerisinde. Kerkük'ün varlığı tartışılıyor. Bugün Suriye Türkleri Esad'ın zulmünden e, kaçarak e, ya da onunla mücadele ederek varlıklarını gösterdiler. On binler Suriye Türkü bugün evlerine dönmeyi geri bekliyor. Vatansız yaşıyorlar. Evlerinden sürülmüş durumdalar. Bugün Balkanlarda bir Türkçe mücadelesi veriliyor. Balkanlardaki Türkler bir Türkçe mücadelesi veriyor. Evet hocam inşallah... E, ...dilek, evet. temennimiz odur ki... ...Türk ve İslam dünyasındaki sorunlar bir an evvel çözülsün. Bu hem Türkiye'nin hem Türk cumhuriyetlerinin gücüyle bağlantılıdır. Kesinlikle. İnşallah çok daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti i̇nşallah. Devleti olur da... ...biraz evvel bahsetmiş olduğumuz Hep mücadelemiz sorunlar... Bu, ...gayretimiz bu, duamız bu istikamet. İnşallah. Ee, evet e, sevgili TV6 izleyenleri... E, Türk ve İslam dünyasının en önemli bilim adamlarından Doktor Sinan Demir Türk ile birlikteydik. Türk coğrafyasını ve İpek Yolu'nu, tarihi İpek Yolu'nu konuştuk. İnşallah bir başka programda yine İsmettaş 6. gün programında birlikte olmak selam ve duasıyla hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.